Vay Fazlı abi, hoş geldin. Seni gördüm ya, bugünün bereketli geçer abi. Sağ ol. Abi ne zamandır uğramıyordun? Bilmeden küstürdük mü yoksa seni? Hiç olur mu öyle şey? Herkes beni üzer ama sen asla. Aslan abim benim ya. Ya seni görmüşken ortalıkta acayip bir dedikodu dolaşıyor. Neymiş Recep? Güya sen bir gece Haşim'in evini basıp sıkı bir sopa atmışsın oyup size. Tamam abi, ben mesajı aldım. İzninle ben ısmarlıyorum Adaçay'ı. Ey güzel Allah'ım, ne güzel bir gün, ne güzel. Evet, çok güzel bir gün Recep. Çok güzel bir gün. Kenan, niye evladım, niye? Günaydın baba. Masal vardı. Genç prens kötü kralın güzel karısını baştan çıkarıyordu. Yoksa öyle değil miydi? Kötü kralın güzel karısı mı genç prensi baştan çıkarıyordu yoksa? Aman canım, her neyse, her ikisi de baştan çıkmışlardı bir kere. Sonrasını dinlemek ister misiniz?
Masalın devamını dinlemek istemez misiniz Prens Hazretleri? İhanet öyle tatlı bir şarapmış ki içenin başını döndürürmüş prensim. Neler diyorsun sen gurbet? Diyorum ki intikam da ihanet kadar tatlıdır prensim. Allah muhafaza kötü kralın kulağına giderse sarayın soytarısı bile kurtaramaz sizi hışmından. Okey mi baby face? Fazlı nerede? Acele bir işi çıktı dedi. Belki birazdan gelir. Ya da evde buluşuruz. Kenan da çok boşladı beni hastanedeyken. Hiç olur mu dedeciğim? Daha dün geldi abim. Ama sen uyuyordun. Günahını aldım çocuğum. Gördün mü şimdi? Buraya yatalı iyice hımbıl oldum. Hemen yürüyüşe çıkmam lazım. Gücümü kazanmalıyım. Zeytinlerde toplanmayı bekler değil mi Hüsam? Hı hı. Öyle derviş benim. Ama siz olmadan tadı çıkar mı zeytin toplamanın? Yok. Bensiz toplamaya da alıştırın kendinizi artık ya. Dede. Tövbe de derviş bey. Bak. Ummadık anda hastane köşelerine düştük. Bakalım yarın nelere gebe. Hadi hemen çıkalım şuradan. Zebani bir iğne daha saplamadan tüyelim ha. Yahu kevgire döndürdü beni be. Aman dede. İşte nihayet çıkıyorsun baba. Gelmeyeceksin sandım. Hiç gelmez olur muyum baba? Kenan bile gelip gece başımda bekliyor. Sen ortalarda yoksun fazla. Şükür ki böyle hayırlı çocuklarımız var baba. Çok şükür, çok şükür. Hadi hadi çıkalım artık. Tamam çıkıyoruz dede. Ne o? Böyle çıkmak var mı derviş bey? Önce şuraya oturun bakayım. Ya hay Allah, nereden çıktın sen ya? Derviş bey lütfen oturur musunuz? Ya Fazlı. Ya ben sakat mıyım, niye oturayım? Vallahi siz bilirsiniz. Sizi bir gece daha misafir etmekten mutluluk duyacağım. İğne tuzağı var mı diye baktım. Ne olur ne olmaz. Hadi bakalım, buyur. Çantamı arkaya koy. Gel bakalım. Geçmiş olsun. Geç sen. Haşim Bey'in çok yakın bir akrabası trafik kazası geçirmiş. Acilen Bandırma'ya gitti. Haluk Bey rica ederim şimdi yani. Canım biz kaparomuzu yatırdık. Bugün işlemleri halledip İstanbul'a dönecektik. Ayıp denen bir şey var yani. Haluk Bey dönmemiz lazım yani kolay değil ki kaç saatlik yol. Bakın isterseniz Haşim Bey'in oğlunu çağırayım. Daha iyi konuşursunuz. Buyurun. Of, yani böyle bir günde baban gelmedi ya. Gözünü seveyim gel. Belki seni dinlerler. Bir akrabanızın trafik kazası geçirdiğini söyledim. Babanın Bandırma'ya gittiğini söyledim. Aman gözünü seveyim. Peki Haluk abi. Hoş geldiniz. Haşim Bey'in bugün yaptığı inanılmaz yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sizin isminiz neydi? Toprak efendim, Toprak Köseli. Ha, isterseniz size dairenizin son halini göstereyim. Buyurun. Maşallah. Nihayet geldim. Nasılmış bakayım gelinlerim ha? Geldin ya baba, bundan daha iyi olamayız. Çok şükür, çok şükür. Torunların nerede? Hepsi okulda babacığım. Hadi odanıza gidelim. Kenan? Birazdan gelir baba. Eli kulağındadır. He.
Ne yemek yaptın bakayım şöyle bir çay. Sevdiğin her şeyi yaptık baba ama biliyorsun. Canım merak etmeyin azar azar yiyeceğim canım. Nasıl da özlemişim evimi. Ya o insanın evi gibi var mı ya? Fazlı, Kenan'ı buldun mu? Kokusunu bile özlemişim evi. Babacığım biz ilk günle fabrikaya gideceğiz. Hadi kızım. Lokma yapacaksınız değil mi kızlar? Lokma yapmaz olur muyuz babacığım? Ha Hüsam, köydekilere haber saldın mı? Saldım saldım Fazlı abi, merak etme. Bahçemiz çok neşelenecek. Tamam. Ağaçlarımı da nasıl özledim. Bir bakayım şunu. Hadi. Hanım, he? Şuradan okkalı bir kahve yap bakalım kocana, hadi. Ne kahvesi Hüsam? İşimiz gücümüz var. Ha. Hem dur, sen alışverişe gideceksin. Al bak, bu da bizim liste. Sakın eksik meksik geleyim deme. Ya hayret bir şey ya. Şşş, bana bak. Fazla abi Kenan'ı buldu mu acaba? Bir şey anlatmadı ama canı sıkkın. Kim bilir nerelerde sürtüyor. Ya kızcağız dedesi üzülmesin diye gözlerimin önünde yalan söyledi bugün. Hayta işte hayta. O gece özür dileyince dedim galiba adam olacak bu çocuk. 3 gün bile geçti geçmedi yaptıklarına bak. Dedesi hastanede yatıyor umurunda değil. Ya babası? Allah muhafaza. Fazla abi hiç böyle sinirli görmemiştim. İnşallah bir şey yapmamıştır. Ya bunca yıl yapmadı da ne oldu? İnşallah eşek sudan gelene kadar dövmüştüm. Koskoca adam olduysa hiç öyle şey olur mu? Koca adam mı? Büyüdükçe sapıttı keratı. Neyse. Sen şimdi bana kahve yapmıyor musun? Hüsam. İşimiz gücümüz var gari. Tövbe tövbe. Kalite konusunda bir şey demiyorum. Yani biliyorsunuz kalite anlatılmaz, yaşanır çünkü. Mimari tasarımda betonlaşmaya karşı olduğumuzu hemen görebilirsiniz. Şimdi isterseniz dairenizi görelim. Buyurun. Verdiğim fiyatı kabul ediyorum. Peki, öğleden sonra müsait gelebilirsin. Duydun kızım, yağ satıyorum. Bana kızgın mısın? Nasıl böyle düşünürsün baba? Sadece üzülüyorum. Şükür ki var. Ya olmasaydı? Bankanın kredi taksitini nasıl öderdik o zaman? Bak evladım. Her şey iyi güzel de biz ne yapacağız şimdi? İstanbul'a elimiz boş mu döneceğiz? Sizin de imza yetkiniz yok. Boşu boşuna evi gezdiriyorsunuz bize. Kusura bakmayın Toprak Bey ama... Yani kaparomuzun üstüne falan yattınız diye düşünmeden edemiyorum. Hanımefendi siz ne diyorsunuz? Ne biçim laf öyle Allah aşkına? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Kulağım çok iyi duyuyor genç adam. Kaç gündür oyaladınız bizi. Daireye daha iyi fiyat veren birini buldunuz tabii. Oyalıyorsunuz bizi. Haluk amca. Lütfen hanımefendinin ve beyefendinin kaporalarını verin gitsinler. Daha fazla tahammül edemeyeceğim. Şuraya. Paramızla rezil oluyoruz. Hanımefendi lütfen. Beyefendi. Terbiyesiz adam. Dinleyeceğimi dinledim ben. Yürü hanım gidiyoruz. Bakın yanlış anladınız. Aslında... Hoş geldiniz Fazlı Bey. Hoş bulduk Hüseyin. Hoş geldiniz. Eşine söyler misin bize bir çay demlesin? Onur Bey'im. Beni niye çağırdın baba? Annemlere yardım etsem iyi olacaktı. Seninle konuşmak istiyorum kızım. Dün gece uyuturken Fulya'ya babasını anlattım. Çocukluğu, gençliği. Nasıl hepimiz gibi evimizin bahçesinde koşarak, oynayarak büyüdü. El bebek, gül bebek. Nasıl özenle, gözyaşıyla büyüttüğümüz. Kenan doğduğunda öylesine sevinmiştik ki. Zeytincilik geleneğimizi o devam ettirecekti. Bütün planlarımızı onun üzerine kurduk. Sen doğduğunda da çok sevindim. Ama seninle ilgili planlarımız başkaydı. Sana hep yuvadan uçacak kuş gözüyle baktık kızım. Bir gün hayatını birleştireceğin adamla karşılaşacaktın. Sonra pır. Ama lokmayı küçük yiyip lafı büyük etmemek gerekirmiş. Abinden umutlu değilim iklim. Deden yaşlandı artık. Bana da bir şey olursa... Baba lütfen. Böyle konuşma.
Sözümü kesme kız. Uykusuz, yorgun ve en kötüsü de kırgın. Ailemizde işleri devam ettirecek tek kişi. O da sensin. Babacığım, bu sözleri senden duymak beni çok gururlandırdı. Ama göreceksin. Abim kendini toparlayacak. Ve hepimiz el birliğiyle işlerin üstesinden geleceğiz. İnşallah haklı çıkarsın kızım. Ama artık kendini benim yerime hazırlamalısın. Toprak, nasıl bu kadar fevri, bu kadar tahammülsüz olursun evladım? Yazık değil mi? O insanlar buraya birikimleriyle bir ev almak için geldiler. Öyle kaba davranılır mı? Ayıp. Babanı düşünmüyorsan bizi düşün. Bu işten kaç kişi ekmek yiyor oğlum, bilmiyor musun? Baban hakkında düşüncemiz ne olursa olsun bu kurumun yaşaması gerekiyor. Yanılıyorsam söyle evladım. Haklısın Haluk amca. Saçmaladım, kabul ediyorum. Bize yalan söyletiyor ya. Sabah geldi eve, leş gibi içki kokuyordu. Kim bilir nerelerdeydi. Ya ben... Hadi oğlum, işimize dönelim. Safsın oğlum sen. Gece yarısı yabancı konuklarının arasında aniden ortaya çıkan Fazlı Dervişoğulları... ...Haşim Köseli'yi tehditler savurarak yumrukladı. Biraz... Kalk da makineyi boşalt. Lütfen istersen. Tamam abla. Alo. Uyuyor Haluk abi. Uyandırayım mı? Çok mu önemli? Sabah sabah şimdi onunla beni. Hay Allah. Peki Haluk abi. Günahı boynuna. Uyandırabilirsem seni arar. Haşim Bey. Ne var be sabah sabah, ne? Haluk Bey telefon bekliyor, acilmiş. Ay telefonunuz batsın be. Bir rahat yok şu evde. Alo. Ne? Ya bir gün size güvenemeyecek miyim Haluk Efendi? Bir gün be ya, bir gün be, bir gün be! Ay. Kaçırdığınız müşterileri arayın. He? Ne derseniz deyin. Mutlaka bulun onları. Alo. Selim'i de ara, eve gelsin. Beraber gideriz. Canım bana ne evindeki tadilattan? Dönsün işinin başına efendim. Hala bitiremedi o viraneyi. Bir de onunla uğraşmayayım. Duydun değil mi kızım? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hemen bana koyu bir kahve yapın. Tamam Haşim Bey. Haşim Bey. Ne var? Bakın bugünkü gazetenin kapak güzeli kim? Ne diyorsun sabah sabah Gurbet? Hiç çekemeyeceğim seni. Gece yarısı yabancı konukların arasında aniden ortaya çıkan Fazlı. Kapakta da seninle Fazlı amcanın resmi var. Çok yakışıklı çıkmışsınız. Ama Fazlı amca senden daha yakışıklı çıkmış. Sakın kızma. Buraya kim sızdırdı bu haberi? Yoksa Fazlı mı? O yapmaz. O zaman evden biri. Sen. Sen sızdırdın değil mi? Gittin o gazeteci bozuntularına her şeyi anlattın. Defol git bu evden. Bir daha seni evimde görmek istemiyorum. Neler oluyor Haşim? Sevgili kardeşin beni cümle aleme madar etti. Bir daha onu evimde görmek istemiyorum. Anlıyor musun? İstemiyorum. Doğru mu bu abla? Gurbet ablanın bir suçu yok Haşim Bey. Bütün suç benim. Dayımgil'e anlattıydım. O da gazetede çalışıyordu. Hemen pılını pırtını topla ve bu evden defol. Kovuldun. Geveze mayın. Gözüm görmesin seni hadi.
Altın oğlum bayramı bugün. Hayırdır? Yavuru denize döktüğümüz günden beri bu kadar sevinmemiştim. Bizim zeytinliğe el koyduğundan beri bizim avradın adağı var. Bir üşüden size haddini bildirsin, horoz keseceğim diyor. Sabah kestik vallahi. Ya işte böyle. Ya Fazlı abi bir sabretti, iki sabretti ama nereye kadar? Eline sağlık Fazlı Bey'in. Selam ve sevgilerimi ilet Hüsam kardeş. Siz gelip iletin. Akşam evde Derviş Bey'in hayrı var. Fazlı Bey sizleri de davet etti. Tabii. Geliriz. Hadi biraz gelsin. Hadi. Hayırlı olsun diyelim mi o zaman? Hayırlı olsun. Yarın gelip yağ götürürüz abi. Parasını anlaştığımız gibi peşin vereceğim. Malın hayrını gör. Sağ ol abi. Abi? Tamam, hemen geliyorum. Ne olmuş kızım? Abim baba beni çağırıyor. Ekliyim. Fazla üstüne gitme kızım. Tamam baba. Sevgili enişteciğim, izin verin de ben yardım edeyim. Biliyor musun sevgili enişteciğim, senin adın Haşim değil, Haşin olmalıymış. Haşin Köseli. Dua et ki karımın kardeşisin. Yoksa bilirdim ben sana yapacağımı. Yapacağını yaptın zaten. Haşin Köseli. Tam zamanında geldin. Yoksa bu deliği... Ah buyurun hoş geldiniz hoş Selim bulduk. Bey. Hoş bulduk. Ha Selim. Gel sen de bir çay iç. Senin de gelmeni istedim. Çünkü Toprak ve sevgili kayınpederimin sayesinde bir müşteri kaçırmak üzereyiz. Yardımına ihtiyacım olacak. Tabii gelirim Haşim Bey. Diğer, kocanı sofrada yalnız mı bırakacaksın hayatım? Hadi geç. Hava güzel, çiçekler güzel, hayat güzel. Aşk, ah aşk, en güzeli aşk. Deliye her gün bayram. Enişteme bir şey anlatmak istiyorum. Söyleyeyim mi? Evet. Söyleyeyim mi ha? Yemek yerken bile rahat ol. Ne söyleyeceksen söyle de kurtulalım. Peki söyleyeyim. Senin aldığın pahalı fideler var ya. Onları kargalar yedi. Selim. Şu tımarhaneden çıkmazsan ben de çıldıracağım. Yürü. Haşin Köseli. Yeter artık gurbet. Ev değil tımarhane. Hadi sen. Abla ne olur yapma. Beni ne kadar yorduğunu, ne kadar üzdüğünü farkında değil misin? Diğer sana yazık olur. İkinize de yazık olur. Sus diyorum. Sandığın gibi değil. Bir şey yok aramızda. Sakın bana onun bebek yüzü olduğunu söyleme. Neler söylediğini farkında değil misin? Bize oyun mu oynuyorsun? Sen deli değilsin. Böyle yapman beni delirtecek. Git ne olur. Bir süre görüşmeyelim. Bir şey lazım mı? Birazdan geleceğim. Yok Fazlıcığım. Hüssam getirir. Kenan'dan haber var mı? İklimle beraber. Merak etme. Kötü bir şey olmadı değil mi Fazlı? Yani Kenan'la senin aranda. Merak edilecek bir şey yok. Sen rahat ol, üzülme. Ha, bu arada bankanın kredi borcunu da hallettim. Çok şükür. Tamam bir tanem. Görüşürüz. Görüşürüz Minev. Ah be evladım. Ah Kenan. Ne oldu Münevver abla? Kenan iyiymiş. İklimle berabermiş. Aman aman çok şükür. Ay. Fazlı kredi borcunu halletmiş. Vallahi mı?
Evet. İşte şimdi var ya tam şölen olacak ve Münevver abla. Allah! Ey Allah'ım yarabbim. Hüsam ayakta uyuyorsun. Ne o Haşim Bey? Fazlı Bey'le baş edemedin de benden mi hesap soracaksın? Git Hüsam. Açtırma benim bayramlık ağzımı. Gazetede yazan palavraları da unut. Hadi, hadi, hadi işimiz var. Ne yapsan da zeytinliğimizi alamayacaksın. Aç kurt gibi bankanın arazimize el koymasını bekliyorsun ama havanı alacaksın. Fazlı Bey elinde kalan yağı sattı. Gördüğün gibi bankadan da tosladın Haşim Efendi. Hadi şimdi sen var git yolun. Sanki onun 3 kuruşluk arazisine muhtaç kaldık. Öğrendin değil mi sabah olanı? Hayır. Bana yalan söyleme iklim. Sana anlattı değil mi bana ne yaptığını? Hayır abi. Hiçbir şey anlatmadı. Babamı tanımıyormuş gibi davranma. Deniz kaplumbağalarının hikayesini bilir misin? Anaları onları plaja yumurtlar. Ve sonra gider. Günler sonra yumurtadan çıkan yavrular denize ulaşmak için ölümcül bir yarışa girer. Martılar, yengeçler, aklına gelen ne varsa onları yemek için yarışırlar. Ve kazı bu yarışı kazanır. Ve denize ulaşır. Hayat çok acımasız. Ama benim için öyle olmadı biliyorsun. Senin için de. Biz çok şanslı kaplumbağalardık. Babamla annem bizi hep sırtında taşıdı. Ve tabii ki dedem de. Zaten o ihtiyar olmasa beni çoktan kapı önüne koyarlardı. Saçma sapan konuşma abi. Sen de biliyorsun ki iklim beni görünce babamın tüyleri diken diken oldu. Ne yazık ki kafasındaki evladı yetiştiremedi o. Sıkıntısı da bu ya zaten. Kendi gibi mükemmel, titiz, tuttuğunu koparan... Dürüst, namuslu bile olamadım ben onun gözünde. Mükemmel insanın nadide örneği. Büyük ahlakçı Fazlı Dervişoğlu. Hayatta aklıma bile gelmeyen abuk subuk ayrıntıları düşünerek bana hayatı zehir etmek onun için en büyük iş oldu. Beni delirten titizliğinden, ahlakçılığından nefret ettim. Bunu gördü o. Ondan sonra da hep üstüme geldi. Kendi tornasından ikinci bir Fazlı çıkarmak için. Zeytinci Fazlı 2. İyiliksever Fazlı 2. Onur kumkuması Fazlı 2. Ama olmadı işte. Olmadı. O yüzden de bildim bileli beni dışlıyor. Anlıyor musun? Hep hata arıyor bende. Gözlerinde hep hata yapsa da çanına ot tıkasan bakışını görüyorum. Bugün çanıma öyle bir ot tıkadı ki. Anlatma. Bilmek istemiyorum. Ne yaşadıysanız aranızda kalsın. Anlamıyor musun iklim? O beni sevmiyor. Ben de kendini görmek istiyorum. Lanet olsun ben ayna değilim ya. Ben Kenan'ım. Kenan! 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 Dövdü bugün beni. Bir çocuk gibi dövdü. Hayır. İğrenç bir adammışım gibi dövdü. O çok sevdiği zeytin ağaçlarına çarpa çarpa dövdü. Onların da intikamını aldı aklınca benden. Hiç bu kadar utanmamıştım. Hiç bu kadar utanmamıştım. Keşke silahını çekip vursaydı beni. Çok utanıyorum iklim. Çok. Salak. Koca bir salaksın sen. Anlamıyor musun biz ne kadar sevdiklerini? Ben de senin gibi bilmiyor muyum, görmüyor muyum hatalarını? Ama biz onların bir parçasıyız. Kaçarak ne kadar bu gerçeği görmezden gelirsin.
Babamın seni ne kadar sevdiğini nasıl görmezsin abi? Bugün dokunsam ağlayacaktı. Nasıl yalnız, nasıl çaresizdi? Bir yaprak gibi titriyordu adamcağız. Bana sarılıp ağlamak istiyordu. İklim ne olur oğlumu getir bana demek istiyordu. Ona sarılıp koklamak istiyorum. Yalvarırım bana oğlumu getir diyemedi. Abi, onlar bizim için yaşadılar. Ya bizim için ölürler, anla artık bunu. Hakkını helal et abla. Sen de helal et kızım. Pis adam. Allah'ından bulur inşallah. Biraz. Gurbet abla. İkimiz de kovulduk bir tane. Senin enişte beni kız kardeşim kovdu. Hangimiz daha acınacak halde izlersin abla? Dilini tutmayı öğrenseydin acınacak halde olmazdın Gurbet Hanım. Ya bir gün gelmedim şu olanlara bak. Hadi bu... Sana ne demeli Haluk Bey? Geçmişte bana... Senden bir de topraktan başka kime güveneceğim? Biriniz oğlum, biriniz kayınpederim. Baba. Haluk amcanın bir günahı yok. Ya adamla kadın resmen hırsızlıkla suçladı bizi ya. Ne olmuş suçladıysa? Köpürüp adamları kovman mı gerekiyor? Müşteri veli nimetimizdir benim güzel oğlum. Müşteri veli nimettir. Baba ne olur başlama yine. Karşında çocuk yok senin. Aa doğru bak bu konuda haklısın. Çocuk değil sanki bir eşkıya var karşımda. Uf baba ya. Nereye gidiyorsun? Toprak. Toprak. Neden hiçbir zaman yanımda değilsin ki? Bulamadınız mı hala kaçırdığınız müşterileri? Arıyorum efendim. Hani? Nerede? Kadir'i de ara, hemen gelsin. Ne haber Güneş? İyilik. Senden? Daha iyi olamazdı. Niye ki? Bugün sizin evdeki yemeğe geliyoruz. Aa, çok iyi. Sevindin mi? Biz misafirleri severiz. Ben misafir sayamam ama değil mi? Bilmem artık. Bende kalmıştı. Dün gece yaptığını hiç unutmayacağım Toprak. Ya büyütmüyor musun iklim be? Basit bir şakaydı. Basit mi? Yüreğim ağzıma geldi ya. Demek ki bana kötü bir şey olsa üzüleceksin. Üzülürüm tabii. Yani sen benim arkadaşımsın. Sana yemek ısmarlayayım mı? Söz, kimseyi dövmeyeceğim. Yok sağ ol. Hüsam amca çocukları okuldan almaya gelecek. Onlarla gideceğim. Bugünkü ziyafet için de annemlere yardım etmem lazım. Ziyafet mi? Hı hı. Dedem sabah hastaneden çıktı ya onun için. İşin yoksa sen de gel. Sizinkiler Haşim Köseli'nin oğlunun gelmesinden rahatsız olmazlar mı? Saçmalama Toprak. Haşim Köseli başka, Toprak Köseli başka. Hadi seni okula bırakayım. Tamam.
Atla bakalım. Hazır mısın? Hep de partilerde bulunuyor. Burak abi, bana dişak kullanmayı öğretir misin? Ben de istiyorum, ben de. Nereden çıktı şimdi bu? İnternette dünyayı gezeceğiz. Merak ettiğimiz şeyleri öğreneceğiz. Tamam, anlaştık. Yuhuu! Aa, İklim abla geldi. Merhaba. Merhaba. Hala, Burak abi bize bilgisayar kullanmayı öğretecek. Geç bile kaldınız bence. Toprak abi, beni eve atar mısın? Tabii. Atla bakalım. Görüşürüz. Hadi görüşürüz çocuklar. Telaş etme canım. Ah, gitti, telaş tamam. Et. Gitti. Kızım yanarsın. Telaş etme. Dur. Al şunu altına bakalım. Ay Allah. Bak bakayım. Yanmış. Bir tarafa gitmiş. Ay yanmış. Bak yok, yanmış. Hayır. Bir tarafı boş ver. Boş ver. Hiçbir şey olmaz. Ama yanıkları vermeyeceğim. Ceza olsun. Aa. Saçmalama. Yok. Midene dokunur. Deli misin sen? Hadi şunları dışarı götüreyim. Gitti, hadi. Yetiştireceğiz ama. Gitti böreği. Kimler geliyor? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Münevver Hanım, oldu mu şimdi? Derviş amca için yemek veriyorsunuz, haber vermiyorsunuz. Aşk olsun. Çok ayıp vallahi. Tek başınıza nasıl kalkacaksınız bunun işin altına? Hadi ya. Sağ olun. Hadi sağ olun. Kolay gelsin. Ama hızır gibi yetiştiler be. Ay evet. Koyun onları kızlar, koyun. Hadi tamam, geliyorum. Tamam. Derviş Bey. Aşı Bey lütfen. Yıllar önce yediğimiz o haltın tek sorumlusu ben değilim. Beni suçlayarak vicdanını temize çıkaramazsın. Ne sen ne de ben sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Haddini bil. Teklifimi bir kez daha düşün. Yoksa çok kişinin başı fena yanacak. Dinliyorum Haşim abi. Fazlı ile hesaplaşmanın zamanı geldi. Nedir abi? Şimdi beni iyi dinle. İyi iyi maşallah. Sağlığı yerinde. Merak etme sen. Evladım gibi bakıyorum ona. Bugün en sevdiği yemeği yapıyorum. Bildin ya, dolma. Biri dolma mı dedi? Tamam. Tamam, sonra görüşürüz. Kimdi o? Iraz'ın köylüsü. Sahi. Nerede o ya? Bugün baban kovdu garibimi. Bak yine çiğ çiğ yiyorsun. Ya bunun tadı böyle çıkar Havva teyze ya. Niye kovdu kızcağızı? Gazeteyi okudun mu bugün? Okumaz mıyım? Dur sakın bana bunların Iraz'ın başının altından çıktığını söyleme. Vallahi öyle olmuş. Aslanım Iraz be. Üzülme, bir gün punduna getiririz işine döner. Aslanım Iraz be. Keyfim yerine geldi ha. Biraz daha yiyeyim şundan. Yeme şunu çiğ çiğ. Allah Allah. Deli oğlan.
Aynı annene benziyorsun. Bir dahaki sefere ona da... Ne dedin? Ne demek ne dedim? Annen de çok severdi dedim. Yaşasaydı şimdi beraber doldururduk. Gel bakalım. Gel. Gel. Gel 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 gel. Vay! Al bakayım. Ya sen neymişsin be? Başkana söyleyeyim seni takıma alsın ha? Sahi mi Fazla amca? Aa, at bakalım. At at at. Seni kerata seni. Maşallah. Çok şirin bir şey bu. Teşekkür ederim Fazlı Bey. Bir çay içer misiniz? Yeni demlemiştim. Peki. Ama çok çabuk. Bugün çok işimiz var. Ha, Hüseyin nerede? Yarım saat sonra gelecek. Kızmadınız değil mi? Yok, yok canım. Öyle şey olur mu? Ha, akşamüstü bizim evde hayır var. Buyurun bekleriz. Tamam Fazlı Bey. Hoppa! Hadi bakalım top oynayalım. Ha? Yürü, at topları. At. Hadi. Bunda düşünecek bir şey yok. Ömründe görmediğin kadar paran olacak. Ne o, tırsıyor musun? Avrupa'da yeni bir hayata başlamak için yetecek kadar para. Bırak bu ürkekliği. Sen cesur adamsın. Sadece para değil. Bir gece motora atlayıp karınla, çocuğunla pır. Sonra Avrupa'da nereye istersen. Sana adres de veririm. Fransa'da kaçak işçi çalıştıran bir arkadaşım da var. Tekstil işi. Karın da çalışır. Sırtınız yere gelmez. Ne diyorsun? Niye olmasın beyim? Bitirmişsiniz işi. Ben ne yaptım ki abi? Hanımlar var ya arı gibi. Hı-hı. Bir de sağ olsun konu komşu yardıma gelince... Sattın mı abi? Sattım şu an. Üzülmüyorsun değil mi abi? Kolay gelsin. Sağ olun. Bir şeye ihtiyacın var mı abla? Yok sağ ol. En çok iklim için üzülüyor. Onu satacağı yani. Bu sene hasat çok iyi olacak abi. Göreceksin. Hiçbir derdiniz kalmayacak. İnşallah. Şu işçiliği iddia ediyorum Avrupa'da bile bulamazsınız. Her zaman söylerim. Ben daire satmam. Ben itibar satmam. Musluklar nedense peki? Onlar laf olsun diye kondu hanımefendi. İsveç'ten bir musluklar getirdim. Yani bayılacaksınız. Fiyat farkı olacak mı? Ayıp ettiniz. Onlar da bizden. Hem... Belki benim oğlanın kabalığını unutturur size. Ha, not al Selim. İsveç musluklar bizden. Aa, jacuzzi'nin dışında bir de duşa kabin. O da bizden. Buyurun. Ablan evde mi şimdi? Tamam kızım, gel bir konuşalım. Hadi yavrum, üzülme bu kadar. Olur kardeşler arasında böyle. Bu iş böyle yapılır. Gidip noterde işi bitireceğim.
Sizler Haşim Köseli Okulu'nda okuyorsunuz. Ama tembelsiniz. Tembel. Arayan olursa noter edersiniz. Oradan da başkanı görmeye gideceğim. Peki Haşim Bey. Kendini beğenmiş. Berattin 13-14 anahtarı versene. Başkanım, mühendis arkadaş gelecekti yarın Balıkesir'den. Yarına kadar koca tesis yatacak mı Berattin? Hem gelecek mühendis benden daha mı iyi? Estağfurullah efendim, ben öyle demek istemedim. İlk fırsatta ızgarayı da yenilememiz lazım. Yoksa bu kış da burnumuzdan gelir. Bütçede yer yoktu başkanım. Senin maaşından keser alırız be Ahmet. Hem belediyemiz mi senin maaşın mı daha önemli? Berattin şu ızgarayı çalıştır bakalım. Start verin. Oldu başkanım. Bravo Sayın Başkan. Mühendisliğinizi döktürdünüz gene. Paslanmamak lazım Haşim Bey. Bir dakikanız var mıydı acaba? Geçen gün biraz kaba konuştum galiba Tarık. Bilmem, özür dilesem kendimi affettirir miyim? İstersen bu akşam bize yemeğe gel. Oturur yeni projeler hakkında konuşuruz. Bazen kırıcı oluyorsun Haşim Bey. Bu doğru. Geçmişte bana yaptığın iyilikleri unutmayacak kadar vefakar sayılırım. Ama makamla arkadaşlığımızı karıştırmayalım lütfen. Haklısın. Ne desen haklısın. Yemeğe geliyor musun yengeyle? Başka gece yapalım. Bugün Fazlı abilere yemeğe davetliyim. Öyle mi? Bir özür de Fazlı'ya borçluyum. Ona danışmadan bir takım işlere giriştim. Ama artık vazgeçtim. Zeytinlikleri değil... Dostlukları benim için önemli. Çok üzgünüm baba. Çok yordu beni. Bir hafta bizde kalması iyi olur diyordum ama inan burnumdan geldi. Şimdi beni daha iyi anlıyorsun değil mi kızım? Evet baba. Bunu söylemeye utanıyorum. Ama bir süre kafamı dinlemek istiyorum. Sonra bir şekilde onun gönlünü alırım. Birkaç gün bana izin ver. Gerekiyor. Burada olmaz Selim. Nerede, ne zaman? Geldiğinden beri kaçıyorsun benden. Sadece bir gün bana zaman ayır, konuşalım. Çekip gitmeyi de bilirim ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz?
Fazlı abi. Fazlı. Heh. Lokmayı yetiştiremeyeceğiz galiba. Ne yapayım canım? Tamam. İdare edin işte. Dede. Bize dedeler çağırıcı. Gözüm görmez, bir gören yapacak. Ya milletim lokma ve keşkek yemekten bizi görecek halim mi var? Götür şunları. Oo, selam verdik, boşu çıktık ha. Hadi hadi çabuk çabuk. Şişt, bana bak, Kenan geldi mi? Hı. Yardım edeyim mi Zeliha abla? Al götür şunları kızım. Ha, tamam. Tamam bak anne, abim geldi mi? Köylüler buraya toplanmış. İlkay, laflarına dikkat et canım. Yoksa birileri nereden geldiğini hatırlatacak. Ya ikiniz çok matraksınız. Harbi kameraya koysam şuraya sitcom diye önüme gelen kanala satarım ha. Düşünün. Yes sir. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sayın başkan. Hoş bulduk. Bizi çok sevindirdiniz. Ayıp ettim Fazlı abi. Böyle mutlu bir günde bir araya gelmeyeceğiz de ne zaman geleceğiz? Hoş geldin İlkay. Hoş bulduk Münevver abla. Her gördüğünde daha da büyüyorsun evladım. Ne zaman mürüvvetini göreceğiz bunu? Ne kadar geç görürseniz o kadar sevinirim Fazlı amca. Bizim gibi 20'sine gelmeden evlenmek de pek akıllıca sayılmaz. Kenan nerede? Gel İlkay'cığım. Bak seni kimlerle tanıştıracağım. Tamam. Derviş baba nerede? Nerede olabilir? Tabii ki kazanların yanında. Sen kaç yaşındasın? Sen? 16. Güzel kızları da toplamış yanına. Gidip bir merhaba diyeyim. Tamam. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş hadi bulduk. Bakalım keşkek yemeye. Doğru. Oo sayın başkan hoş geldiniz. Sağ olun. Maşallah iyi gördünüz. Tabii. Daha fazla kalamazdım hastaneye. Evet, daha iyiyiz. Herkes burada. Ne kadar sevildiğimiz belli. Sağ olsun. Sen mi yaptın? Annemle beraber yaptım. Bakalım nasıl olmuş. Sıcak. Çok güzel. Yandın çok ama güzel, yine harika. De erkekliğe yediremiyorsun. Çok kalabalık. Gel bak. Merhaba. Geldiğini görmedim. Şimdi geldim. İyi. Hadi gel seni dedemin yanına götüreyim. Birazdan gideriz ya. İyi. Bak. Ben sana ne aldım? Bu nereden çıktı şimdi? Toprak bu harika bir şey. Nereden geldi aklına bunu almak? Ya ne bileyim. Ceylan'ı görünce aklıma sen geldin. Hemen almak istedim. Çünkü sen de bu tatlı küçük Ceylan gibisin. Onun gibi güzel gözlerin var. Onun gibi ürkek ama kararlı adımlarla oradan oraya koşturup duruyorsun. Ben Zeliha ablaya yardım edip geleyim. Oh. Ya sabır.
Hüseyin. İyi akşamlar. Beni Kadir abi gönderdi. Hayda!